Toplu sözleşmede kritik açıklama. Türk İş Genel Başkanı Atalay, talebimiz, seçim satına girmeden kamu sözleşmelerini bitirmek. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren ve 2023-2025 dönemini kapsayacak olan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüne ilişkin, Türk İş Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş sözleşmelerinin bir an önce görüşülerek gündemden düşmesi gerektiğini belirtti. Seçim satına girmeden bu kamu sözleşmelerini bitirmek. Kamu sözleşmelerinde gündemde taban ücretle ilgili iyileştirme var, refah payı var, ilk 6 aydan ilgili talep edilecek zam var, onun dışında sosyal yardımlar var, onun dışında fazla çalışma ücretleri var, hizmet zammı var, aşağı yukarı 18'e yakın madde var. İşte arkadaşlar son şeklini bugün zannediyorum verecekler. Hafta başında da bakanlığa her ne kadar ana madde görüşmeleri başlasa da bu hak işlem beraber arkadaşlarımız yaptığı görüşmeleri bakanlığa teslim edecekler. Kıdem tazminatı sendikaların, sendikacıların işinin kırmızı çizgisi. Yani almayanlarla ilgili bir düzenleme yapılırsa iktidarı muhalefeti ne yapılıyorsa varız. Ama bununla ilgili patronlarla oturalım bir daha konuştuğumuz zaman biz ne zaman sermayeli oturduğumuz zaman evdeki imkanları kaybettik. Onun için kıdem tazminatı, örgütlenme, patronların dışında herkesin ihtiyacı var. Gazetecinin de ihtiyacı var, sendikacının da ihtiyacı var, sokakta kağıt toplayan da ihtiyacı var, motosiklet kuryelerin de ihtiyacı var. Ne var kalan şimdi önümüzde? Önümüzde kalan geçici işi var. Sayın Bakan bununla ilgili açıklama yapıyor, diyor ki bunu halledeceğim. Ki ben Türk İş Başkanı olarak bu işin ben hallolmuş biliyorum, bitmiş biliyorum, öyle görüyorum. Çünkü devletin bakanı açıklıyor bu meseleyi hallolacağım diye. Bir an evvel geçiciyle ilgili bu meseleyi ülke gündemine getirip gündemden düşürsün. Onun dışında sabah akşam konuşuyoruz. Taşeronlarımız var. İşte başta biz burada bundan 4 sene evvel kitlerde vardı. Dedik ki asıl iş yapanlar geçsin. Şimdi kitleye bakmıyoruz. Nerede taşeron varsa tamamı bu taşeron lafı ülke gündeminden çıksın. Bir kere taşeron lafı da iyi bir laf değil yani. Taşeron lafı ne ben hoşlanıyorum ne taşeronlar hoşlanıyor. Taşeron ne? Yani bu ülke gündeminden çıksın. Bunlarla ilgili de bir yasal düzenleme bir an evvel yapılsın. Bu mesele bir ülke gündeminden çıkıp hallolsun. Nerede var taşeron ağırlıklı? Sağlık Bakanlığı'nda var. Enerji Bakanlığı'nda var. Ulaştırma Bakanlığı'nda var. Onun dışında da öbür bakanlıklarda da işte bir az olsa her yerde var. Şimdi burada tek tek saymaya kalksak taşeronların biri diyor beni saydın, biri diyor beni saymadığın için bakanlıkları söylüyorum. Yani burada bizim Türk İş'in talebi, Başkanlar Kurulu'nun talebi bir an evvel taşeron meselesi ülke gündeminden çıksın, bu mesele bitsin. Şimdi EYT ile ilgili işte bugün bu saatlerde EYT ile ilgili plan bütçede görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum işte bununla ilgili doğumdur, borçlanmadır sıkıntıları var arkadaşın ama onun dışında esas bir sıkıntı var. EYT ne zaman çıktı? 99 8 Eylül'de ülke gündemine. Yani biz depremle ilgili ben de o zamanlar deprem bölgesindeydim. Adapazarı'nın başkanıydım. Millet ölüsünü daha mezara koymadan, daha binanın altından ölüsü çıkmadan bir hafta sonra bir kanun çıkardılar 8 Eylül'de. En azından o bölgede deprem bölgesinde milletin ne aklına prim gelir, ne sigorta gelir, ne bir şey gelir. Esas o bölgede yani bu Adapazarı başta olmak üzere Gölcük'tür, İzmit'tir, Düzce'dir o bölgede yani o bölgeye mahsus bir düzenleme yapılması lazım. Şimdi bugün arkadaşlarımız Plan Bütçe Komisyonu'nda bununla ilgili bir teklif sunacaklar. Yani borçlandırma tamam, işte doğum tamam, askerlik tamam, onunla ilgili bir düzenleme yapılsın Türk İş'in talebi. Ama en az onlar kadar daha önemli bir mesele deprem bölgesinde bulunanlarla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Toplasan bunların sayıları 10 bini geçmez. Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu gündemde kamu sözleşmesini bir halledelim. İşte ondan sonraki ortama bakarız. Bir şey dememiz gerekiyorsa işte biliyorsunuz. Biz asgari ücret komisyonunda toplantıya katılmadık. Toplantıya da gitmedik. Yani toplantıya katılmadık, gitmedik. Hatta bizi tenkit edenler var. Gitseydin daha yüksek olur muydu? Olabilirdi. Ama Türk İş bir rakam söyledi. Söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Yani bize bazı sendikalar diyor ki ya gitseydin biraz daha yüksek alırdın. Olabilir mi? Olurdu. Ama öyle ben cele pazarlı yapacak halimiz yok. Biz bir rakam söylüyoruz. Bu rakamın arkasında durmak durumundayız.
Değerli arkadaşlar, bitiriyorum da öyle işverenler var.